NATO zirvesi ve halimiz. NATO'nun 8-9 Temmuz'daki Varşova zirvesi doğrusu hiç hayra alamet değil. Türkiye ve Avrupa'nın büyük kentlerini, Batı'nın uluslararası müdahalelerinin de sonucu olan devlet dışı radikal aktörlerin terörü vurmakta. Varşova Paktı'nın dağılışının 25. yılında Polonya'daki NATO zirvesinde ise hedef tahtasına Rusya Federasyonu konuldu. Varşova Paktı'nı görmüş Sovyetlerin son lideri Mikhail Gorbaçov'un NATO'nun askeri yığınağının Rusya'ya sıcak savaş hazırlığı olduğunu söylemesi boşuna değil. Retorik tartışmaya mahal bırakmıyor, caydırıcılık. Bu soğuk savaşın mottosu. Sebepsiz yere değil elbette. Batı, Brexit paniği, Avrupa'da neoliberalizmin sıkıntılı bir süreçte popülist sağ tetiklediği ve transatlantik ilişkilerinin geleceğine dair farklılıklar yarattığı bir süreçten geçiyor. Uluslararası ticaret ve stratejik dengelerin Rusya ve Çin'in hakimiyet alanı Asya'ya kayması, Şengay İşbirliği Örgütü'nün yükselişi, paylaşım mücadelesinde yeni jeopolitik dengeler ve güvenlik mimarisini etkiliyor ve Batı kendini düşüşte hissetmekte. Rusya ise Orta Doğu'da Batı'nın katkılarıyla yaratılmış radikal İslam'a karşı askeri dengeleri belirler halde. Doğu Akdeniz'de varlıklarını pekiştirmekte kalmadılar. Hazar Denizi'nden füzelerle Suriye'deki IŞİD hedeflerini yahut Rusya'daki üstlerinden uzun menzilli Tu-22M3'ler kaldırıp Palmyra'yı vurabiliyorlar. Askeri üstünlüğe önem atfeden NATO için hazmı zor. NATO, Soğuk Savaş'ı kazandı. Doğu bloku çöktü. Ortada ideolojik sebep yok. Batı'nın altını çizdiği demokratik değerler maalesef yine Batı'da erozyona uğramakta. Rusya'yı çembere alma siyasetindense vazgeçilmedi. Onlar da yanıtsız bırakmıyor. 2000'lerde Ukrayna ve Orta Asya'daki renkli devrim denemelerini anımsayın. 2008 Gürcistan Savaşı, AB'nin de teslim ettiği üzere Tiflis'in Bush yönetimiyle eş güdüm halinde 90'ların donmuş krizi Güney Osetya ve Abasya'ya saldırısıyla başlamıştı. Rusya'nın yanıtı Gürcistan'ı ezip geçmek oldu. 2014 Ukrayna krizi ise AB'nin Doğu Ortaklığı hamlesiyle başlarken Ruslar başta gafil avlansa da NATO'yu hesaplamadığı yerden vurdu. Sonuçta Kiev'de aşırı sağcıların koalisyon ortağı kılındığı Batı destekli iktidar oluşurken Moskova, hatlı sayılır Rus nüfusunun yaşadığı Doğu Ukrayna'da Minsk Anlaşması başlıklı belirsizlik yaratmayı başardı. Daha mühimi, Kırım'ın ihlakıyla Karadeniz filosuna ev sahipliği yapan Sivastopol'u garantiye aldı. Kırım'ın Rusya'ya referandumla katılması, ahalinin iradesine önem atfeden Batı'nın elbette stratejik sebeplerle onaylamadığı bir iş. NATO, caydırıcılık retoriğinde Rus saldırganlığı temasını işliyor. Oysa Polonya'yı işgale kalkışamayacaklarını biliyorlar. Asıl tema Rusya'nın Çin'le işbirliği içinde Orta Doğu'daki etkinliği ki ikincisinde Türkiye'nin katkısı büyük. Tehlike Karadeniz'e taşınabilir. Füze kalkanını aktive edip Doğu Avrupa ve Baltıklar'da daimi konuşlanmaya giden NATO, Karadeniz'de de ısrarcı. Montreux Sözleşmesi kıyıdaş ülkeler dışında daimi güç bulundurulmasına geçit vermese de Romanya NATO üyesi, Gürcistan ve Ukrayna ise arzulu ortaklar olarak destek veriyor. Sadece Bulgaristan'dan gelen Karadeniz askeri değil, turistik ve enerji işbirliği bölgesi olsun itirazının etkisi meçhul. Türkiye gidişatı dengeleyebilecek konumda. Ama iç tüketime yönelik anti-batı retoriğine karşın sıkışınca NATO'yu yardıma çağıran ve her şeyi yüzüne gözüne bulaştıran bir yönetimden ne beklenebilir? Türkiye'yi tüm gerilimlerin odağında çemberdeki ülke kıldılar. Ankara'dan ya Karadeniz Rusya gölüne döndü şikayeti yahut Amerika, Almanya, Körfez'in monarşilerinin askerleriyle doldurulmuş İncirlik için Ruslar da yerleşsin saçmalığı işitilmekte. Ateş hattının ortasında halimiz bu denli acıklı.